Yüce Rabbimin ayetiyle başlayalım. Mevla Celle Celaluhu yemin ederek başlıyor. Kaf Suresi 16. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. Hani bazı kardeşlerimiz diyor ya, ya Rabbi görmüyor musun? Veya Allah'ın boş verdiği bir yerdeyim. Bu tür sözler insanı dinden çıkarır. Nikahımızı düşürür. Kullandığımız kelimelere dikkat etmemiz gerekir. Mevla buyuruyor ki, nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından da daha yakınız. İşte Allahü Teala Celle Celaluhu bizlere bu kadar yakınken ondan gafil olmak ne kadar büyük bir yanlış değil mi? Bizim her şeyimize muttaliyken Şah-ı Hazne'nin oğlu Şeyh Alaaddin Efendi şöyle anlatıyor. Ben bir gün Şam'dayken baktım ki bir Hristiyan bir Müslümana sizin kitabınızda bir ayet gördüm. Bu ayet benim çok hoşuma gitti dedi. Acaba bu Hristiyanın hoşuna giden ayet nedir diye çok merak ettim. Sordum da senin hoşuna giden ayet hangisidir diye sorunca Hristiyan şu ayeti okudu. Kim iyi bir iş, iyi bir harekette bulunursa sevabı kendisinedir. Kim de kötülük ederse cezası yine kendisinedir. Bir kimsenin işlediği salih amel, Allahu Teala'ya hiçbir menfaat vermediği gibi, insanın işlemiş olduğu günah da Allahu Teala'ya hiçbir zarar veremez. Madem ki biz dünyada nefsimizi o kadar çok seviyoruz, o halde neden onu ahiret azabına müstahak ediyoruz? İşte biz burada nefsimize haksızlık yapmıyor muyuz? Bir Hristiyan bunu düşünüyor da, bizim düşünmememiz çok büyük yanlış değil mi? Bir gün İsa aleyhisselam yolculuklarından biri sırasında bir köye uğruyor. Köyün yanı başındaki dağdan ağlama inilti seslerini duyuyor. Köylülere diyor ki, şu dağdan gelen ağlama, inleme sesi nedir diyor. Köylüler de diyor ki, ya İsa, kendimizi bildik bileli bu dağdan böyle ağlama sesleri, inleme sesleri gelir, duyur, biz de duyarız diyor. Bunun üzerine İsa aleyhisselam, ya Rabbi, şu dağın benimle konuşmasına müsaade eder misin? İzin ver ya Rabbi. Duası üzerine dile gelen dağ kendisine der ki, ey İsa, benden ne istiyorsun? İsa aleyhisselam da, anlat bana, niye ağlıyorsun, niye inliyorsun? Dağ İsa aleyhisselama şu cevabı verir. Bir zamanlar insanlar benden çıkardıkları taşları put yaptılar. Yapıyorlar da onlara ilah diye tapıyorlardı. Ben bu yüzden Allah beni cehenneme atacak diye korkuyorum. Çünkü ayetinde Bakara suresi 24'te de var bu. Buyuruyor ki, yakacağı insan ile taş olan cehennem ateşinden korkun. Bunun üzerine Allahü Teala Celle Celaluhu vahiy yoluyla İsa aleyhisselama şöyle buyurdu. O dağa söyle, artık ağlayıp inlemesin. Çünkü ben onu cehenneme atmayacağım. Görüldüğü gibi bütün katılık ve sertliğine rağmen taşlar bile cehennem ateşinden korkup ağlıyorlar da biz mükellefiz. Allah'ın emir ve nehilerine karşı sorumluyuz. Onun için bizim bu dağdan daha çok ağlamamız lazım değil mi? Çünkü önümüzde büyük olaylar var. Yolumuz uzun, menzil uzun ama azığımız çok az. Teberani'nin Mu'cemul Evsat'ta belirttiğine göre Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, bir gün Cebrail aleyhisselam
alışılmışın dışında bir saatte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Ama yüzünün rengi uçuktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine "Niye yüzünün rengi uçuktur?" diye sorunca Cebrail Aleyhisselam dedi ki "Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sana geldiğim şu saatte Allahü Teala cehennem körüklerine üflenmesini emretti. Cehennemin ateşi, kabir azabının her şeyden ağır olduğunu bilen kimsenin bunlardan emin olmadıkça yüzü gülmemelidir" demişti. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, "Ey Cibril, bana cehennemi anlat." Cebrail Aleyhisselam şöyle dedi, "Allahü Teala Celle Celaluhu cehennemi yaratınca onun ateşi 1000 yıl boyunca yakıldı ve nihayet kıpkırmızı oldu. Arkasından 1000 yıl daha yakılınca akkor haline geldi. Şimdi o zifir bir karanlık, öyle bir yer, ne yalazı ne de korku, hiçbir şey sönmeyecektir. Ve seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a da yemin ederim ki, eğer ki cehennemden iğne ucu kadar bir delik açılsa, iğne ucu kadar bir delik açılsa, tüm dünya halkı son ferdine varana kadar, son ferdine varana kadar delikten sızacak hararetin etkisiyle yanıp kül olurdu. Eğer ki cehennemliklere giydirilen elbiselerden biri yer ile gök arasına asılmış olsaydı, bu elbisenin yayacağı yüksek hararetten dolayı, ağır kokudan dolayı tüm dünya halkı ölüverirdi. Cehennem zincirinden bir dirsek boyu kadarı bir dağın tepesine konsa, koca dağ 7 kat yerin dibine kadar eriyiverirdi. Eğer bir kişi doğuda olsa, dünyanın doğusunda olsa, cehennem azabını görse, bu kimsenin gördüğü azabın etkisiyle batıda bulunan kimse tutuşurdu. Hayal gibi geliyor. Tıpkı musalla taşı gibi değil mi? Görüyoruz, birileri üzerine yatıyor ama biz kendimizi ona hiç layık görmüyoruz. Bakın, cumartesi günü aldığım bir haber. Dini tartışmaya giren bir arkadaşım, çocukluktan beri olan bir arkadaşımı öldürdüler. Evet, İstanbul'da bir kardeşim, dini sohbetle tartışmaya girerken bir cahilin yaptığı münakaşa ile altı el ateş edilip ölüverdi. Ama niye öldü, ama şöyle yaptı, orası bizi çok ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren daha 34-35 yaşlarında gencecik yeni evlenmiş bir fidan, belki de daha nice hesapları olan bir kardeşim ölüverdi. Diğer arkadaş ortamındaki kardeşlerim diyor ki, aslında az önce burada çiğ köfte yemişti, selam verdi, sohbet ettik. Şunu anladım ki, her gördüğüne aslında bundan sonra hakkını helal et demek lazım. Bir başka kardeşimin fikriydi ortaya atılan, aslında güzel bir fikir. Ama biz devamlı yaşayacağımız için, selam verilmesi gerektiği yerde selam bile vermiyoruz ki birbirimize, görmemezlikten geliyoruz. Aslında her gördüğümüze hakkını helal et demek lazım. Ölmeyeceğiz. Biz musallaya yatmayacağız. Kabir azabı bana değil, bana göre değil. Cehennem mi? Benim hiç işim olmaz. Böyle davranıyoruz. Cehennem yüksek hararetli derin bir yerdir. Ziyneti kızgın demirdir, içeceği kaynar sudur, irindir, elbiseleri ateş parçalarıdır. 7 kapısı vardır ki her kapısının erkek ve kadınların gireceği ayrı bölümleri vardır. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, bu kadar yeter diyor Cebrail Aleyhisselam anlatınca. Daha anlatma, neredeyse kalbim parçalanacak, ölecek zannettim. Sonra Efendimiz ağlamaya başladı.
Cebrail'e bakınca onun dağladığını gördü. Dedi ki, ey Cibril, Allah katındaki mevkiine rağmen sen de mi ağlıyorsun? Cebrail aleyhisselam, neden ağlamayayım dedi. Neden ağlamayayım? Kim bilir, belki ben Allah'ın ilminde şimdiki durumumdan başka bir durumda olurum. Kim bilir, benim de başıma iblisin başına gelen durum gibi benim de başıma gelebilir dedi. Çünkü o da başlangıçta meleklerdendi. Kim bilir, Harut ile Marut'un uğradığı akibete ben de uğrayabilirim dedi Cibril-i Emin. Cebrail aleyhisselam böyle konuşunca Efendimizle beraber ikisi de ağlamaya devam ettiler. Ve nihayet kendilerine şöyle bir nida geldi. Ey Muhammed ve ey Cebrail! Allah-u Teala kendine asi gelmekten sizi emin kıldı. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam cehennemin katlarının sakinleri kimler olacaktır diye sorunca Cebrail aleyhisselam sözlerine devam ediyor. Birinci cehennemin ismi Sa'ir'dir. İkinci cehennemin ismi Leza'dır. Üçüncü cehennemin adı Sakar'dır. Dördüncü cehennem Cahim. Beşinci cehennemin adı Cehennem'dir. Altıncı cehennemin ismi ise Haviye'dir. Ve yedinci cehennemin adı Hutame'dir. Cebrail aleyhisselam sözlerinin burasında Efendimiz aleyhisselatü vesselam'dan çekinerek susunca Efendimiz dedi ki, yedinci katta kimlerin yerleştirileceğini bana söyle dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam utandı, sıkıldı, dedi ki, senin ümmetinden büyük günah işleyip de tövbesiz ölenler girecektir. Cebrail aleyhisselam bu cevabı söyleyince Efendimiz aleyhisselatü vesselam bayılarak yere düştü. Cebrail aleyhisselam ayılana kadar mübarek başını kucağına dayadı Efendimizin. Ayılır ayılmaz Cebrail aleyhisselama dedi ki, ey Cibril, benim musibetim büyük, benim derdim ağır. Acaba ümmetimden cehenneme giren olacak mı? Evet dedi. Olacak dedi. Ümmetinden tevbe etmedikleri halde ölen, büyük günah işleyenler cehenneme girecektir. Ve Cebrail bunu söyleyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam tekrar ağlamaya başladı. Arkasından Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendini eve kapattı. Sadece namaz kılmak için odasından çıkıyor, hiç kimseyle konuşmadan mescide gidiyor, namazda ağlıyor, Allah'a yalvarıyor, ondan sonra evine dönüyor. Böyle tam 3 gün geçti. 3. günü Hazreti Ebu Bekir Sıddık kapısına geliyor. İçeri gelmek için izin istiyor ama içeriden hiçbir cevap gelmeyince ağlaya ağlaya geri dönüyor. Arkasından Hazreti Ömer, o da aynı. Arkasından Selman-ı Farisi, o da aynı. İçeriden cevap gelmeyince ağlayarak geri döndüler. Ve en son insanlık hurisi, kadınların en hayırlısı Hazreti Fatıma anne, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kapısına geliyor, izin istiyor. Efendimiz o sıra secdedeydi. Kızının sesini duyunca başını secdeden kaldırdı. Girmesi için Fatıma'ya izin verdi. Hazreti Fatıma anne Efendimiz aleyhissalatü vesselamı görünce o da ağlamaya başladı. Çünkü Efendimizin çehresi, yüzü sararmıştı. Devamlı ağlamaktan, üzüntüden yanaklarında iz kalmıştı. Bu durumu görünce
ey Allah'ın Resulü, babam, sana ne indi de seni böyle mahvetti diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olanları anlatıyor. Fatıma annemiz, ey Allah'ın Resulü, ümmetinin büyük günah işleyenleri cehenneme nasıl girecek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu soruyu şöyle cevaplandırıyor. Azap melekleri, erkekleri sakallarından, kadınları ise saç örgüleriyle alınlarından tutup sürükleyecekler. Ümmetimin nice yaşlıları sakallarından tutulup cehenneme doğru sürüklenirken, ah yaşlılık, ah zavallılık diye feryat edecekler. Sakalından tutup da o cehenneme sürüklenen nice gençler, vah gençliğime, eyvah ki güzelliğime diye bağıracaklar. Buna karşılık ümmetim içinde alınlarından tutup cehenneme doğru sürüklenen nice kadınlar, eyvah rezil oldum, eyvah üstüm başım açıldı diye feryat edecekler. Böylece onlar cehennemin baş sorumlusu Mali'ye teslim edilir. Malik onlara kim olduklarını sorunca, bizler kendilerine Kur'an indirilenlerdeniz. Bizler Ramazan ayında oruç tutanlardanız. Diyecek ki Malik, Kur'an sadece Muhammed'in ümmetine indirildi deyince, hemen onlar diyecek ki Efendimiz'i hatırlayacaklar. Evet evet, bizler Muhammed'in ümmetiyiz. Fakat Malik onlara şöyle diyecek. Peki, Kur'an-ı Kerim'de sizi Allah'ın emirlerine aykırı hareket etmekten alıkoyacak bir ayet yok muydu? Bu ümmetin günahkarları cehennemin kenarına kadar getirilip ateşle zebanilerle karşı karşıya bırakılınca, ey Malik, izin ver de halimizi ağlayalım. Malik'in izin vermesi üzerine gözyaşları kuruyana kadar ümmeti Muhammed ağlayacaklar. Gözyaşları akmaz olunca kan ağlamaya başlar. Bu durumu gören Malik kendilerine diyecek ki, eğer bu ağlama dünyadayken olsaydı ne iyi olurdu. Eğer bu ağlama dünyada Allah korkusu için meydana gelseydi, bugün size ateş hiç dokunmayacaktı. Arkasından Malik zebanilere diyecek, haydi, haydi, atın cehenneme. Emir verecek. Bu ümmetin günahları ateşe atılınca hep birlikte La ilahe illallah diye seslenecekler. Onlar böyle seslenince ateş geri çekilecek. Bunun üzerine Malik, ey ateş, onları yakala, tut onları. Cehennem diyecek ki, yakalayamam. Onları nasıl yakalayayım? Hepsi La ilahe illallah diyorlar. Onlar böyle söyledikçe ben onları yakamam. Bunun üzerine Malik, evet, onlar La ilahe illallah da deseler onları yakalayacaksın. Çünkü arşın Rabbi böyle emrediyor. Arşın Rabbi böyle emrediyor deyince, ateş üzerlerine dönerek onları yakalayıverir. Herkes kendi günahını ağlasın. Bu dünyada ağlarsan ahirette gülersin. Bu dünyada umursamazsan ahirette La ilahe illallah desen de Malik seni umursamaz. Ve bu ümmetin günahkarları Allah'ın dilediği kadar bir süre cehennemde yanacaktır.
cehennemdeyken ya erhamer rahimin, ya hennan, ya mennan diyerek Allah'a yalvaracaklar. Allah'ın hükmü yerine gelince Cebrail'e diyecek ki Cibril, Muhammed ümmetinin günahkarları ne durumdadır? Ya Rabbi, onların durumlarını sen daha iyi bilirsin. Git gör bakalım diyecek Allah Cibril'e Emine. Git gör bakalım ne durumdalar. Bu emir üzerine Cebrail aleyhisselam Malik'in yanına varır. Cebrail, daha doğrusu Malik Cebrail'i görünce, ey Cibril, seni buraya getiren nedir, hangi sebeple geldin? Diyecek ki, Muhammed ümmetinin günahkarlarına ne yaptın? Diyecek ki, durumları çok fena. Kaldıkları yer çok dar. Ateş vücutlarını, etlerini yedi bitirdi. Geride sadece yüzleri ve kalpleri kaldı. Onlar niye yanmadı? Çünkü yüzleri, kalpleri imandan ötürü parlıyordu. O zaman Cebrail Malik'e diyecek ki, onların üzerinden cehennem kapağını kaldır da kendilerini göreyim. Cebrail aleyhisselam böyle deyince Malik cehennem muhafızlarına hemen emir verecek. Bu ümmetin günahkarları üzerinde o cehennem kapağı kaldırılıverir. Bu ümmetin cehennemlikleri Cebrail'i onun güzelliğini görünce onun bir azap meleği olmadığını anlayacak hemen. Kim olduğunu soracaklar. Malik diyecek ki bu dünyada Muhammed aleyhissalatü vesselama vahiy getiren göklerin sultan meleği Cebrail'dir diyecek. Bu ümmetin cehennemlikleri Efendimiz aleyhissalatü vesselamın adını duyunca hep bir ağızdan yüksek sesle ya Cebrail, peygamberimize Muhammed'e günahlarımızın bizi kendisinden ayrı düşürdüğünü, ne kadar kötü şartlar içinde bulunduğumuzu haber ver ne olur. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam oradan ayrılarak Allah'ın huzuruna varır. Allahu Teala kendisine Muhammed'in ümmeti ne durumda diye sorunca, ya Rabbi durumları çok fena, yerleri çok dar. Peki onlar senden bir şey istediler mi diyecek Allah Cibril'e. Evet ya Rabbi, peygamberlerine içinde bulundukları kötü durumu bildirmemi istediler. Bunun üzerine Efendimiz'e, evet Allahu Teala Cebrail'e diyecek ki git peygamberime ümmetinin durumunu söyle. Bu emir gereğince Cebrail aleyhisselam hemen Efendimizin yanına gider. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın yanına varır varmaz, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinden şu anda cehennem azabı çeken o günahkarlar, onlar adına sana geldim. Onlar durumlarının çok kötü, yerlerinin çok dar olduğunu sana bildiriyorlar. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam arşın altına giderek secdeye kapanır. Secdeye kapanır. Ümmetim, ümmetim diye. O zaman Allahü Teala Celle Celaluhu, Habibim başını kaldır. Kaldır, iste. Ne istersen iste, verilecektir. Şefaatçi ol, şefaatin kabul edilecektir. Ve bunun üzerine Allah'ın bu buyruğuna karşılık Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ya Rabbi, ümmetimin günahkarları ile ilgili hükmünü uyguladın ya Rabbi. Cehenneme atacağım dedin, attın ya Rabbi. Şimdi onlar hakkında benim şefaatimi kabul eyle.
Allahu Teala Celle Celaluhu peygamberinden daha merhametli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu cevabına, sözüne, onlarla ilgili şefaatini kabul ediyorum. Hemen cehenneme git ve la ilahe illallah diyen herkes oradan çıkar. Bunu duyduktan sonra kul nasıl olur da bu tesbihatı dilinden eksik eder? Bu emri gereğince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen Malik'in yanına gidiyor. Ey Malik! Ümmetimin günahkarları ne durumda? Dedi ki durumları çok fena, yerleri çok dar dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kapıyı aç. Aç kapıyı. Kapağı kaldır dedi. Az sonra cehennemlikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o nur cemalini görünce hep bir ağızdan yüksek sesle Peygamberimiz ya Muhammed ateş derilerimizi ciğerlerimizi yakıp kül etti. Hayal ediyor musunuz? Kendinizi o cehennemliklerin feryat edenleri arasında hayal edebiliyor musunuz? Ama biz hep bedenimizi cennete layık görüyoruz değil mi? Nasıl olsa Allah affeder diyoruz. Ve daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsini cehennemden çıkarıverir. Ateş onları yemiş, ateş onları kül, kömür haline getirmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alıp onları cennetin kapısının önünden geçen, o hayat nehri adını taşıyan bir nehre götürür. Bu nehre girip yıkanırlar. Oradan da ak yüzlü birer delikanlı olarak çıkarlar. Arkasından da cennete yerleştirilirler. Ve diğer cehennemlikler Müslümanların oradan çıkarıldıklarını görünce keşke, keşke biz de Müslüman olsaydık. Biz de cehennemden çıkardık diyecekler. İşte günahlarla birlikte ahirete gidersek bizi bu olaylar karşılayacak. Bu gibi olaylardan kurtulmak istiyorsak Allahü Teala'ya yönelip salih amellere sarılmamız gerekir. Ne hata ettiysen ettin, ne yaptıysan yaptın, hangi günahı işlediysen işledin, senin işlediğin bütün günahlar Allah'ın rahmetinden büyük değil. Büyük değil. 100.000 defa da tövbeni bozsan yine gel, gelebilirsin. Şeytan seni kandırıyor, yapamazsın. Defalarca denedin, olmadı. Gel, yine gel. Bizim hiç olmasa bu dünyada onun korkusundan ağlamamız lazım. Çünkü kıyamet günü kötülüklere ağır basan kişiye cehenneme girmesi emredilecek. Bu arada kirpiklerinden biri dile gelecek. Ya Rabbi! Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Allah korkusundan dolayı ağlayan kimsenin cehennemde yanmasını Allahu Teala haram etti. Oysa ben senin korkundan ağlayan gözle ıslanmıştım diyecek senin kirpiklerin. O kişi bir kirpik telinin şehadeti sayesinde cehennemden kurtulur. Cebrail aleyhisselam da falan oğlu filan bir tek kirpiğinden dolayı cehennemden kurtuldu diye seslenir. İşte Allahu Teala böyle merhamet sahibi. Yeter ki bizim ona inancımız tam olsun. Günah veya hata yaptığımız takdirde hemen ona tevbe edip yalvarırsak Allahu Teala çok merhamet sahibi. Öyle olduğu için bizleri affedecektir. Bak ne diyor ayet-i kerime? Rabbinize tevbe edip nefsinizi pislikten temizleyin, öldürün nefsinizi. Allahu Teala kullarına öyle büyük bir merhamet kapısı açmış ki bu kapıyı hepimiz bilmemiz lazım.
Bu kapının kıymetini dünyadayken bilmez de ahirete göç edersek ahirette biliriz ama o zaman da hiçbir menfaat elde edemeyiz. Bu kapının kıymetini, değerini bu dünyada mutlaka bilmemiz lazım. Çünkü insan ibadetiyle, taatiyle kendisini kurtaramaz. Allah-u Teala'nın affıyla kurtulabilir kim olursa olsun. Evliya da olsan, keramet ehli de olsan, kim olursan ol, kaldı ki peygamber bile demiştir ki Allah'ın rahmeti olmasa ben bile giremem. Onun merhamet kapısına gitmemiz lazım. Af olmak için Allah'a çok yalvarmamız lazım. Bu ahir zamanda sevgili kardeşlerim, bir mahkeme gerçekleşse dünyada, şu anda bir mahkeme gerçekleşse, o ceza evine girmemek için elinizdeki gelen bütün paralarınızı, malınızı, mülkünüzü sarf etmek için geri durmazsınız. Ben giremem, yapamam, orası bana göre değil. Sevdiklerim var dersin. Ama aynı insan üzerine farz olmuş Allah'ın onca nimetlerini vermiş olduğu halde zekatını vermekten geri çekiniyor. Allah'a ibadet etmekten geri kalıyor. Ağlamaktan geri çekiyor. Ağlayamıyorsan kalbin taş olmuş. Yönel Mevla'ya bari hiç olmasa dilinde estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah de. Şu ana kadar bir gözyaşı bile dökmediysen senin ne karın var? Senin ne sermayen var elinde? Bir defa bile ağlamadıysan senin ne kıymetin var Allah indinde? Mümin kardeşlerim, maalesef Allah-u Teala'nın bu merhamet kapısından çok gafiliz. Ben tevbe ediyorum demekle kalmak doğru değil. Tevbenin kabulde alameti şudur. İnsanın tevbeden öncekiyle sonraki halinin arasında fark olması lazım. İnsanın tevbeden sonraki halinin mutlaka değişmesi lazım. Böyle olunca o kişi gerçek tevbe etmiş olur. Bizler sanki önümüzde hiçbir şey yokmuş gibi dünya üzerinde geziniyoruz. Ama kabir kapısına ayağımızı bastığımız zaman bu şekilde rahat yaşayamayacağız. Bak Efendimiz ne buyuruyor? Evet, vaktimizin sonuna gelmişiz sevgili kardeşlerim. İlk saatimizin, ikinci saatimizde Efendimizin buyruğunu anlatmaya çalışacağım. Söyleten Mevla, size bir şey söyleyeyim mi? Dün akşam sohbet kitaplarımı masama koydum, sohbetimi hazırladım. Sabah evden çıkarken kitaplarımı evde unuttum. Ben ne konu hazırlamıştım? Allah-u Teala ne anlattırdı? Demek ki ihtiyacımız olan bu idi. Birçok kardeşimizin, benim de dahilen ihtiyacımız bu idi. Allah-u Teala da bunu söylettirdi. İnşallah Yüce Rabbim feyizli eyler, kalbimize tesirli eyler, gereğini de en güzel şekilde yapabilmeyi nasip eder.